Ben Ahmet Arar, Asmanlı Ahmet Arar, DEM Parti meclis üyesiyim. Mehmet Begit'in istifa ettiği 4 kişiden biriyim. Ben istifa etmedim. Beni de beraberinde istifa etmemi istedi. Maddi, manevi destek sağlarım dedi. Ben kabul etmedim. Biz beraber çalıştık. Beraber çabaladık, yorulduk. Kadın, erkek, köy köy, kapı kapı, çalmadığımız kapı kalmadı. Herkesin emeği var dedim. Yazık olur bir insanların emeğine dedim. Fakat o ısrarla benim beraberinde istifa etmemi istedi. Ben kabul etmedim. Bayrağa, Atatürk posterine, mevcut Cumhurbaşkanı posterine hakaret oluyor dedi. Ben o yüzden istifa edeceğim dedi. Partiyle yürüyemeyeceğim dedi. Benim de beraberimde istifa etmemi istedi. Ama ben kabul etmedim. Öyle bir talep de gelmedi. Çünkü meclisten hiç geçmedi. Özellikle imar planlama üzerinde çok durdu. İmar planlamanın tek kişi tarafından karar verileceğini istedi. Fakat meclisimiz bunu kabul etmedi. Tüm kararların meclisten geçmesini istedi. Mehmet Begit kabul etmedi bunu. Yiğitkin'in kendisinden olmasından yanaydı. Fakat meclisimiz bunu kabul etmedi. O yüzden anlaşamadık. 1000 kişinin iradesini çalmıştır. Bu net. İstifasını istiyoruz. Mehmet Begit istifa etmeli. Yani böyle bir siyaset hiç görülmemiştir. Siyaset yapılır, bu doğru. Ama böyle bir siyaset hiç görülmemiştir. Benim dışında bir dört arkadaşla daha aynı konuyu konuşmuş. Onlar da kabul etmemiştir. Bana sunduğu maddi manevi destekte bulunurum sana. En iyi görevi veririm sana. Beni ikna etmeye çalıştı. Yani bayağı da uğraştı. Ben sabırlı insanımdır. Çok tranans da gösterdim. Ben dedi istifa ediyorum. 4 meclis üyesiyle istifa ediyorum. Benim onda haberim yoktu. Beni istifaya katacağını bilmiyordum. Benim onda haberim yoktu. Ama yanımda dur dedi. Ben de durdum. O açıklamayı yaptıktan sonra ben dedim yayınlamayacaksın. Ben bunu kabul etmiyorum. Ondan sonra uğraş başladı. Yakamı kurtarmayınca dedim sen yayını yap. Ben de partime geçeceğim. O yayını yaptı. Ben de binadan çıktım. Partime geldim. Partimle devam ediyorum. Ben partiliyim.